Evet, şu anda Bülent Ecevit Üniversitesi'nde geleneksel olarak düzenlenen kan bağış kampanyasındayız. Bu sene dördüncüsü düzenleniyor ve her sene rekor düzeyde hedefleniyor. Kan bağış kampanyası hedefleniyor. Konuklarımız Bülent Ecevit Üniversitesi Sayın Rektörümüz Mahmut Özer. Diğer tarafta da Kızılay Genel Başkanımız Ahmet Lütfi Akar. Hoş geldiniz. Öncelikle rektör hocamızla soru sormak isteriz. Hocam, her sene düzenliyorsunuz bunu. Her sene de bir hedef koyuyorsunuz. Evet. Bu seneki hedefimiz nedir? Bu sene hedefimiz, bildiğiniz gibi, her Mart ayında Kampüsün Kanında Hayat Vardır kan bağış kampanyasını düzenliyoruz. Bu sene 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 100. yıl dönümü olduğu için 18 Mart'ta düzenlemeyi amaçladık. Ve hedefimiz 1915 kan ünite, bir günde bir noktadan 1915 ünite kan toplamak. Tabii bir hedef bu, iddialı bir hedef ama illa bu hedefe ulaşacak diye bir gayemiz yok. Önemli olan öğrencilerimizin, çalışanlarımızın sağlıklı bir şekilde kan bağışına bulunması ve buradan Zonguldak'tan tüm Türkiye'ye kanın bir günlük ihtiyaç değil, sürekli ihtiyaç olduğunu mesajını vermek, hem aynı zamanda da bu vesileyle Çanakkale'de bu vatan için canını, malını, varlığını, en değerli şeylerini feda etmiş olan tüm şehitlerimizi anmaktır. Onun için arkadaşlarımız, başta Kızılay Zonguldak Şubesi Kanalma Merkezi Müdürlüğü olmak üzere müthiş bir özveriyle bizim üniversitemizin elemanlarıyla bir organizasyon gerçekleştirdiler. Ve çok başarılı bir şekilde devam ediyor bu etkinlik. Kızılay Genel Başkanımız da tüm ekibiyle birlikte şu anda Zonguldak'ta bize ziyaretleriyle büyük onur verdiler, büyük destek verdiler. Ben kendilerine hem şahsım hem de üniversitem adına şükranlarımı sunuyorum. İnşallah başarılı bir şekilde, düzgün bir şekilde akşama kadar kan bağış kampanyası devam edecek. Bu sene dördüncüsünü düzenliyorsunuz. Her sene de hedefe ulaşıyorsunuz. Öğrencilerin de çok duyarlılığı var. Öğrencilerle ilgili, bu duyarlılıkla ilgili ne söylemek istiyorsunuz? Ben iddia ediyorum. Bu üniversitenin öğrencileri, bu üniversitenin en değerli varlıkları. Ben öğrencilerimle gurur duyuyorum. Onların özverili çalışmaları, bir noktaya odaklanmaları, bu vatan için her türlü fedakarlığı yapacaklarının da çok güzel bir göstergesi bu. Ben Kızılay Gençlik Topluluğu'na, bu organizasyonda emeğe geçen tüm öğrencilerimize ve kanını bağışlayan tüm öğrencilerimize hem şahsım hem üniversitem hem de ülkem adına şükranlarımı sunuyorum. Tabii öğrencilerimiz yanında mutlaka çalışanlarımız, akademisyenlerimiz, idari personelimiz de çok büyük destek veriyor. Ben kendilerine de şükranlarımı sunuyorum. Çok anlamlı bir günde kampanya başlattınız. Bir dahaki seneki hedefiniz, bir dahaki seneki rekorunuz, denemeniz ne olacak? Valla Türkiye'de 24 saat çok uzun bir süre. Onun için şimdiden bir iddiada bulunamayız. İnşallah Allah nasip ederse o günlere ulaşırsak kendimizi şu andan bağlamak istemem. Güzel bir hedefimiz olur. Önemli olan şey başarıların sürdürülebilir olması. Bu sene biz Kampüsün Kanında Hayat Vardır kampanyasını 4. kez gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu 10 yıllarca, 20 yıllarca devam edecek. Ve bu Zonguldak'ta yanan bu ateş tüm Türkiye, tüm üniversitelere örnek olmaya devam edecek. Artık bizim kırdığımız rekorumuzu, bizim yaptığımız organizasyonumuzu büyük üniversiteler kopyalamaya, aynısını tekrarlamaya başlar. Bu bizim için çok büyük sevindirici bir şey. Kopyalanmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Mutlaka kopyalasınlar bizi. Örnek oldu. Sosyal bir sorumluluk örnek oldu. Kesinlikle, kesinlikle. Ben çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim, başarılar diliyorum. Sayın Başkanım, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kopyalanamayan tek ürün, tek mamül kan diyoruz. Evet. O sloganı sürekli kullanıyoruz. Bülent Ecevit Üniversitesi de her sene bunu düzenliyor, dördüncü düzenlemi. Bu konu hakkında ne düşünürsünüz? Bülent Ecevit Üniversitesi 4 yıldır bu kampanyayı yapıyor ve son derece önem verdiğimiz bir farkındalığı oluşturdu. Ben başta Sayın Rektörümüz Mahmut Özer olmak üzere tüm öğretim görevlilerine ve sevgili öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum bu organizasyon için. Türk Kızılayı Ünü Kulübü de burada bir organizasyon yaptı. Zonguldak Şubemizin de iştirakiyle kolektif bir enerji ortaya koyuldu ve böyle bir kampanya oluşturuldu. 4 yıldır hedefler tutturuluyor. Bu yılda 1915 hedeflendi. 1915 bizim Çanakkale şehitleri günümüz olarak adlandırıldığı için anlamlı bir gün. Onlara atıfta bulunuldu. Ben hem kan konusundaki bu farkındalığı Türkiye'ye yayan, bu konuda öncülük eden bir üniversite olarak Bülent Ecevit Üniversitesi'ni tebrik ediyorum. Hem buradaki Kızılaycı gençlerimizi Türkiye'nin kan ihtiyacını karşılamak için gösterdikleri çabadan dolayı tebrik ediyorum. Daha büyük kampanyaların önümüzdeki yıllarda olacağını, bütün üniversitelere bunun yayılacağını ümit ediyorum.
ve herkesi tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Başkanım şimdi bu tür kampanyalar duyarlılığı artırıyor mu? Yani öyle bir gözlemleriniz var mı? Şüphesiz. Bakın 2005 yılında başladığımız zaman bu işe sistematik olarak Türk Kızılay olarak kan toplanıyordu Türkiye'de ama 305 bin ünite kan toplanıyordu. Şu an geldiğimiz durumda 1 milyon 865 bin ünite kan toplanıyor. Bunların %93'ü gönüllü insanlar tarafından veriliyor. Bu çok önemli. Bizim arzu ettiğimiz konu budur. Gönüllü insanların kan vermesi. Yoksa kansızlıktan kimse ölmez. Cebri kan, akrabanı çağırırsın, eşini dostunu çağırırsın, kan istersin verirler. Ama gönüllü donörlerin vermiş olduğu güvenli kanlarla Türkiye'nin kan ihtiyacının karşılanması lazım. Modernite, çağdaşlık böyle bir şey taşıyor. Kaldı ki bu hadise bizim coğrafyamızdaki insanlara yabancı bir iş değil. Bu vermekle alakalı bir konu. Bu bizim manevi dünyamızda infak kavramıyla alakalı bir konu. Hem sağlıklı hem de sevabı. Verdikçe sevap kazanıyorsunuz, hem sağlık kazanıyorsunuz. Çok karlı bir iş esasında kan vermek. Çünkü canınızdan bir parçayı karşıdakine veriyorsunuz. Dikkat edin, verirken de kime verdiğinizi bilmiyorsunuz. Sadakayı verirken, zekatı verirken kime verdiğinizi bilirsiniz ama kan verirken yarın bunu kimin kullanacağını bilmiyorsunuz. Bu da bu işin sevap kısmını kat be kat artıran bir unsurdur. Onun için ben kan verenlere hem geçmiş olsun diyorum, arkasından da Allah sevabınızı kabul etsin diyorum. Teşekkür ederim. Gençlerin duyarlılığı konusunda son ne söyleyeyim? Gençlerin duyarlılığı içinde çok teşekkür ediyorum. Fevkalade gencecik 18-19-20 yaşlarında çocuklarımız burada yatmışlar, kan veriyorlar. Bu şuuru edinmişler. Bunlar ve arkasından gelecek onların yetiştirdiği nesiller mutlaka gönüllü kan vermeyi artık otomatiğe bağlayacaklar. İnşallah böyle rektörlerimizde, böyle üniversitelerimizde oldukça Türkiye'nin kan ihtiyacı diye bir sorunu kalmayacak. Çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Asıl kahramanlarımız bu arkadaşlar. Evet, onlardan da söz verelim. Buyurun, buyurun arkadaşlar. Buyurun. Gel. Şöyle alalım. Evet gençler, rektör hocamız da, sayın genel başkanımız da size atıfta bulundular. Bizi özellikle tebrik ediyoruz. Ne sizler ne söylemek istersiniz? Aykut söylesin. Merhabalar. Kızılay Gençlik Topluluğu Başkanı Aykut Aydın. Ses iyi mi? Ses tamamdır. Tamamdır. Onlardı genelde. Yok. Şeyde bir aylık bir hazırlık süremiz vardı. Çalışmalarımız vardı. Hazırlıklarımız sürüyordu. Ondan dolayı bir yorgunluk vardır. Bugün haliyle en yoğun, en yorgun günümüzü yaşıyoruz arkadaşlarımızla beraber. Sabahın 8'inde burada arkadaşlarla beraber toplandık. Yoğun bir şekilde ilerliyor. Öğleden sonra daha da yoğunlaşacağından eminim. Onun haricinde bu sene dördüncüsünü düzenliyoruz. İlk senelerden olanların üstüne hep bir çıta daha, bir şeyler daha katmaya çalışıyoruz. Hep bir şekilde daha da üstüne hedeflerimizi yükseltmeye çalışıyoruz. Bu konuda üniversitemizin desteği büyük. Özellikle rektör hocamız Mahmut Özer'in çok katkıları oldu bize bu konuda. Onların da verdiği desteğiyle, Türk Kızılay Zonguldak Şubesi'nin, Türk Kızılay Kan Hizmetleri'nin de verdiği destekle bugün burada büyük bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Onun haricinde kulübümüzdeki arkadaşlar zaten bir aydır emek sarf ediyorlar. Bugün de o emeklerinin karşılığını alacaklar inşallah. Öyle ümit ediyorum. Rektör hocam da bahsetti. Sizin yaptığınız kampanyalar üzerine diğer üniversiteler de başlamıştı. Örnek oldunuz, örnek teşkil ettiniz. Bu konu hakkında neler söylemek istersin? Gençler genelde hep böyle eylemlerle, değişik şeylerle anılır ama bu tür sosyal aktivitelerle anılmaya 4 sene önce sanırım başladık hocamla. Üniversite olarak, Bülent Ecevit Üniversitesi olarak bu konuyla ilgili düşünceler almak isterim. Örnek bir sorumluluk. Şöyle bir laf duymuştum zamanında, çok da hoşuma gitmişti. Üniversitelerde dökülen kan sadece olaylarda dökülen kan olmasın, böyle iyilikler için de dökülsün diyorlardı. Bizimki de o iyilik için dökülen bir kan şu anki. Onun haricinde diğer örnek olmamızda 2012 yılında başlattık kampanyamızı. İlk akademisyenlerimizi anıyoruz şeklinde kampüsün kanında hayat var diye 705 üniteyle. Bunun ardından diğer üniversiteler örnek olup özellikle Batı Karadeniz'de bu daha çabuk yayıldı. Onlara örnek olup onların da bu çalışmalara destek vermeleri bizim için de bir gurur kaynağı oldu. Başlangıcı yapıp ardından böyle devamlı, rektör hocamızın da belirttiği gibi, kampanyalarımızın sürdürülebilirliği devam ettiği sürece de gurur duymaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Sizler isim alalım ilk önce. Bilge Görük, kulüp başkan yardımcısıyım. Ben
öncesinde bizi destekleyen arkadaşlarımıza, burada koşturan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ve üniversiteden kan vermeye gelen, bizi videolarımıza, sosyal medyada hiç yalnız bırakmayan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarım bir sürprizi var kan bağışı ile ilgili. Onu isterseniz bahsedeyim. Çok güzel bir sürprizleri var. Kan bağışlayan arkadaşlarımızın isimlerini alıyoruz ve şehirlerini alıyoruz. Hangi şehirde? Çanakkale şehidi. O şehrin Çanakkale şehidinin anısına bir belge veriyoruz. Evet. Gösterelim lütfen. Çok anlamlı. Tekrarlayalım. Kan bağışlayan arkadaşımızın şehrindeki Çanakkale şehidinin anısına kan verdiğinin teşekkürü belgesi. O şehrin Çanakkale şehidinin ismi de yazarak. Evet, ismi de yazarak. Kan bağışında bulunan o şehidi anmış ismini, oluyoruz. İsmini yazarak evet. Kendisine bunu takdim ediyoruz. Aynen. Doğru mu? Evet, evet. Tebrik ederim. Çok anlamlı bir hediye olmuş. Ben teşekkür ediyorum. Sayın hocam teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim başkanım. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Murat Bey. Murat Bey. Başkanım. Evet. Yanımızda Kızılay Derneği Şube Başkan Yardımcısı, Başkan Vekili Murat Uzun var. Kendisine de bu kampanyayla ilgili teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz ve görüşler almak istiyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Öncelikle canlı yayınla buradaki enerjiyi, buradaki güzelliği bütün şehrimize ve izleyenlere ulaştırdığımız için şunu söyleyebilirim. Zonguldak açısından aslında iki önemli organizasyon vardı. Bir tanesi şu an burada bulunduğumuz organizasyon. Aynı zamanda da Türk Kızılay'ı Genel Merkezi biliyorsunuz bir olağanüstü genel kurul sürecinde. Önümüzdeki pazartesi günü Türk Kızılay'ında olağanüstü genel kurul yapılacak. Bununla ilgili olarak Batı Karadeniz bölge toplantısını Zonguldak'ta gerçekleştirdik. Çevre illerimizden, bunun yanında İstanbul İl Başkanı, Merter, Tuzla, Eskişehir, İzmit, Bolu, Kocaeli, Kastamonu, Bartın, Karabük, Düzce gibi birçok il ve ilçe başkanlarını yöneticileriyle beraber Zonguldak'ta ağırladık. Ve çok önemli bir toplantı oldu. Genel başkanımızın ve genel merkezimizin bu yapacağı genel kurulda hızlı bir şekilde, güçlü bir şekilde yanlarında olacağız. Hem bunu teyit ettik, hem eksiklerimizi değerlendirdik. Dolayısıyla son bölge toplantısıydı Zonguldak'ta olan. Bu yönüyle de önemliydi. Hem kan merkezi, kan bağışı açısından hem de bu bölge toplantısı açısından muhteşem bir iki gün bizim açımızdan, Türk Kızılay açısından oldu diyebilirim. Tebrik ediyorum. Nihat Başkan'ı da almak isteriz. Hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. Evet. Peki Bülent Ecevit Üniversitesi'nin bu dördüncüsü. Bakın şunu, yoğun var. Evet, neresinden alırsanız alın muhteşemlik dolu bir organizasyon. Bülent Ecevit Üniversitesi'ni, rektörümüzü, Kızılay Kulübümüzü, buradaki bütün öğrencilerimizi, akademisyen kadroyu ve hizmetli kadroyu, Kızılay Merkezi'ni tebrik ediyorum. Burada yaklaşık 2000 kişiye hizmet kan vereceğiz. Yaklaşık 6000 ünite kan demek bu. Bir ünite kan, 3 can. Bu sayede bu hizmetten Zonguldaklı hastalar yararlanacak ve her biri Türkiye'nin değişik yörelerinden gelen öğrencilerimiz Zonguldak'a bu yönüyle de hizmet ediyorlar. Onları ayrıca bu yönüyle de tebrik ediyorum. Ve bu kampanyaya, üniversiteye ve üniversite öğrencilerimize destek konusunda Zonguldak'a bir bütün halinde daha duyarlı olmaya da davet ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Evet, Nihat Başkan var. Evet. Başkanım tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Biz de gerçekten teşekkür. Güzel bir organizasyon. Sizlerin de emeği var. Sizlerin de katkısı var. Neler söylemek istersiniz? Vallahi bugün mutlu bir gün yaşıyoruz. Güzel bir gün yaşıyoruz. En mutlumuz bir kere genel başkanımızın ve yönetim kurulu üyelerimizin hepsinin Zonguldak'a gelmesi. Ayrıca 40 tane Türkiye genelinde il şube başkanlarımızın Zonguldak'a gelmesi. Bu kampanyaya destek vermesi bizi sevindirdi. Bugünün güzel bir anlamı var. 18 Mart Çanakkale şehitlerimizin anısına bunu düzenledik. İnşallah bugün 1915 ünitede bir kan almayı hedefliyoruz. İnşallah da ona ulaşacağız. Ama ben hem rektörümüzü hem üniversitedeki bütün öğrencilerimizi kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Güzel bir organizasyon, güzel bir etkinlik. Evet. Gayet de güzel geçiyor. Yine rekora koşuyoruz herhalde. İnşallah. Çok anlamlı bir günde, çok anlamlı bir etkinlik. Neler çok anlamlı bir gün. Çanakkale şehitlerimizin 100. yılında onları anarken rahmetle işte Sayın Rektörümüz, Sayın Genel Başkanımız ifade etti. 1915 ünite gibi
anlamlı, manidar, güzel bir rakam hedef koyduk kendimize. İnşallah ulaşacağız. Önemli olan bu rakamlara ulaşmaktan ziyade gençlerimizin buradaki bu çalışkanlığı, özverisi, bir aydan beri süreç, bir hazırlık süreci, diğer illerden bize gelen kızlayıcı arkadaşlarımızın kaynaşması, yardımları, biliyorsunuz bu sene 4.'yü gerçekleştiriyoruz. 105 ünite başladık. 1200, 1453 derken bu sene de inşallah 1915. Seneye inşallah rektör hocam başka bir şey gösterecek. Bu gençlerle beraber inşallah başka hedeflere koşacağız. Amaç burada farkındalık yaratmak. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ilk kampanyadan sonra tüm adını Türkiye'ye duyurdu. Diğer üniversiteler de aynı benzer şeyler yaparak büyük etkinliklere imza attılar. Zonguldak olarak, Kızılay Kan Merkezi olarak ben de Sayın Genel Başkanıma katılımından dolayı bizi ve diğer tüm öğretim görevlilerine, genç kardeşlerimize, kan bağışlayan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Selim Anan Bey'e de teşekkür ediyorum. Buyurun. Evet. Geldiniz, tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Etkinlik hakkında. Tabii ki güzel insanlar. Sizler olmayınca bunlar dünyanın hiçbir yerine ulaşılmıyor. Bugün Çanakkale'nin 100. yıl dönümü. Bu güzel etkinlikle beraber kan bağışı da tam o güne denk geldiği için ayrı bir önem taşıyor. Umarım inşallah Çanakkale ruhunu taşıyan bu kanlar ileride Türkiye'mize çok büyük faydalar sağlayacak diye düşünüyorum. Özellikle ben Bülent Ecevit Üniversitesi'ndeki rektörüne çok teşekkür ediyorum. Her sene yapmış olduğu bu etkinlik yeni bir arayışlar içerisine sokuyor Zonguldak'ı. Umarım Zonguldak'ımızda bu üniversitenin geleceğin varlığından ve geleceğinden faydalanır. Şu anda o sıkıntıyı çekiyoruz. Üniversiteyi Zonguldak'ın gelişmesinde bir yere koyduğumuz zaman bizler daha sağlıklı, daha dirençli, daha da umutla önümüze bakacağız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, şu anda çok anlamlı bir günde, çok anlamlı bir etkinliğe tanıklık ettik. Kızılay'la Bülent Ecevit Üniversitesi ile birlikte kan bağış kampanyası düzenleniyor. Saat gece 21'e kadar, 23'e kadar etkinlik devam edecek, kan bağış devam edecek. Kan vermek isteyenlerin üniversitenin kapalı spor salonuna gelmeye davet ediyoruz. Ve de katılanları da tebrik ediyoruz. İyi günler diliyoruz.